Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafgirlik ve inat ve haset. Hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyet-i kübra olan İslamiyetçe ve hayat şahsiyece ve hayat içtimaiyece ve hayat maneviyece çirkin ve merduttur. Muzır ve zulümdür ve hayat-ı beşeri için zehirdir. Üç şey: inat, haset, tarafkirlik. İnat, haset, tarafkirlik. Bu üç hastalığın neticelerini emrediyor. Sual var mı Mustafa Bey? Sual var efendim. İnşallah devam edeceğiz ona. İnat, haset, tarafkirlik. Bunu ezberleyelim. İnat, haset, tarafkirlik. Hizip. Bir yere girdi mi hemen fıs 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 fıs. Bir iki kişiyi bir tarafa, üç beş kişiyi de o tarafa. Büyük bir hastalık, çok büyük bir hastalık. Çok büyük bir hastalık. Kalbi leyin, efendim kıskanç ve haset insanla dost olunur mu? Onun düşmanlığı iyilik yaparak dostluğa çevrilebilir mi? Hürmetle ellerinizden öperim. Sen yapamazsın onu. Dışarıdan tesir ile kimsenin kıskançlığı ortadan kalkmaz. Haset de ortadan kalkmaz. Tarafkirlik de ortadan kalkmaz. Ancak Cenab-ı Hak ona iyilik murad etmişse, onu hayre döndürür, yüzünü hayre döndürür. 9. mektupta bunun tedavi çaresi var. Ama kendisi yapacak bunu. Başkasının tesiriyle olmuyor bu. Allah ona iyilik murad etmişse, hasedi, tarafkirliği, inadı bırakacak. Nasıl bırakacak? Yüzünü şerden hayra çevirecek. Mesela bir nur talebesi, bu milletin haysiyetini, şerefini, dinini, imanını ortadan kaldırmak için ilk önce 1925'te İnebolu'da kıyafet inkılabı oldu. İçinden gelmiyor, hiç de benimsemiyorsun. Ama inat olarak madem o herif bunu yaptı, ben de bunun aksini yaparım. İnadı burada kullanır. İnat çünkü her insanda vardır. Onu terk etmek mümkün değil. İnat her insanda vardır. Onu terk etmek mümkün değil. O halde o cevheri hayra kullanmak, o kabiliyeti hayra kullanmak, hayır istikametinde kullanmak onu. Haset herkeste vardır. Bu kabiliyettir yani, kabiliyet. Bazı şeyler var ki onlar insanın kabiliyetine yapışıktır. Onu söküp atamazsın. O halde ne yapmak lazım? Yüzünü hayra çevirmek lazım. Yüzünü hayra çevirmek lazım. Kardeşlerinin hizmetlerine bakıp, Allah'ım sen bana nasip, ben de hizmet edeyim. Haset kabiliyetini hayra çeviriyor. Onun aleyhine değil, İslam'ın lehine kullanıyor. Bunun gibi o kabiliyetleri kendisi, Allah ona nasip etmişse, hayra çevirir. Yoksa dışarıdan telkinle, ilimle, yok bilmem faziletle, yok hacca gitmekle, yok bilmem ömreye gitmekle, bunlar olmuyor. Bunlar olmuyor. Eğer Allah kendisine nasip etmişse kurtulma yok hastalıklardan, bunların yüzünü hayra çevirir. İyiliğe çevirir. O inadı küfre karşı ayak diremekte kullanır. Müslümana karşı bir zaman bir hadise oldu. Babamla yakın bir akraba arasında bir şey olmuş. Babam yanlış yapmazdı.
Diyor bir gün kasaplar çarşısından yukarı çıkıyoruz oğul diyor. Kasapları çıktık diyor çarşı yukarı. Dedi ki Cumali. Durdu diyor. Ben dedim gitmiyorum. Haşa yüz bin defa haşa. Hazreti Peygamber kabirden çıksa onu ben senden alacağım. Hepsi senin dedim. Hepsi senin. Defol. İnadı nerede kullanıyor? Şuna bak sen. İnat kabiliyeti nerede kullanıyor? Şerde kullanıyor. Dinini, imanını takaya koyuyor yani. Hiç inat. İlla bu olacak. İlla bu olacak. Bu çok büyük bir hastalık. Büyük bir hastalık bu. Allah böyle yanlış kabiliyetlerden bizi koruya, düşmesek de kurtara. Bak üç hastalık saydı alem-i İslam için. Biri inat, biri haset, biri tarafkirlik. Üç hastalık. Yarın inşallah ona devam edeceğiz. Bu üç hastalık gerek şahsında, gerek ailesinde, gerek cemiyette, gerek memlekette her şeyi alt üst ediyor. Her şeyi. Üç hastalık. İnat, haset, tarafkirlik. Dokuzuncu mektupta bunların tasih çareleri yazılı. İnşallah onlara da bakarız.